Şimdi bir de biz dış politika kısmını ekrana getirdik az önce Erdoğan'ın neler söylediğini ama bir de ekonomi konusunda kabine sonrası söyledikleri var. Ona da bakalım ki üzerine konuşalım. Şimdi tasarruf çağrısı yapıyor Erdoğan. Ama kime yapıyor? Yine bize yapıyor. Vatandaşa yapıyor. Çok uzun zaman sonra yastık altındaki dövizler, altınlar yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündemindeydi. Neler söyledi? Gelin bir bakalım. Sürekli gizli açık engellemelere, kural dışı uygulamalara maruz kalıyoruz. Engelleniyoruz dedi, yastık altındaki döviz ve altınlar işaret etti, tasarruf çağrısı yaptı. Yastık altında duran bu varlıkların iktisadi işleyişe, dolayısıyla istihdama ve üretime katkısı olmuyor. Onun için gelin, milletime sesleniyorum. Biz verim ekonomisinden yana olalım tasarruf ekonomisinden yana olalım. İsraf ekonomisini bir kenara koyalım. Bunun ne benim milletimin kendisine ne de devletime hiçbir faydası yoktur. Erdoğan Körfez turunun ardından ilk kez kabinesini topladı. Enflasyonun yüksek olduğunu kabul etti. Düşürecek tedbirlerin alınacağını söyledi. Enflasyon başta olmak üzere ekonomideki sıkıntıların üstesinden de geleceğiz. Asgari ücret ve emekli maaşları ile ilgili huzursuzluğun ortaya çıktığını açıkladı. Yılbaşına doğru çözüleceğini belirtti. Kendini mağdur hisseden tüm kesimlerin gönlünü mutlaka alacağız. Bunu da çok gecikmeden yılbaşı civarı neticeye ulaştırmayı planlıyoruz. Yine fırsatçılar dedi. Haksız kazan sağlama peşinde koşan fırsatçıların üzerine kararlılıkla gideceğiz. Bir yandan da pembe tablo çizdi. Ülkemiz ekonomisini sonuçlarla uğraşarak değil, sebeplere inip onları ortadan kaldırarak büyüttük, geliştirdik. Diğer alanlardaki iddialarımızın dinamosu haline getirdik. Bugün de aynı anlayışla hareket ediyoruz. Türkiye'yi istihdamı ve üretimiyle büyütme hedefimizden en küçük bir geriye gidiş söz konusu olmayacaktır. 6 Şubat'ı unutmak mümkün mü? Onun meydana getirdiği felaket, fatura unutulabilir mi? Şehitlerimiz unutulabilir mi? Acil yıkılması gereken ağır hasarlı binaların enkazlarının tamamının kaldırıldığını söyledi. Orta hasarlı binaların çalışmalarının sürdüğünü belirtti. İnşa edilecek konutlar hakkında bilgi verdi. Sonbahar işaret etti. Peyderpey teslim etmeye başlayacağız. Yapılan tespitlere göre bölgede 872 bin bağımsız bölüme sahip 311 bini aşkın binanın yeniden inşa edilmesi gerekiyor. Bunlardan yaklaşık 507 bini konut, 143 bini köy evi olmak üzere toplam 650 binini devlet eliyle yaparak vatandaşlarımıza teslim etmeyi planlıyoruz kısa çalışma ödeneğini 3 ay süreyle uzattığını açıkladı. Depremin istihdama etkisini en aza indirmek amacıyla başlatılan kısa çalışma ödeneğini 3 ay süreyle uzatıyoruz. Daha önce 110 bin çalışanın faydalandığı ödenekten 115 bin insanımızın istifade etmesini sağlayacağız. Evet, kabine sonrası bunları söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan. İbrahim Kahveci, yastık altı ile başlayalım mı? Yani diyor ki Erdoğan, e, bu yastık altındaki varlıklarınızın üretime hiçbir katkısı yok. Gelin verim ekonomisinden yana olalım. Tasarruf ekonomisinden yana olalım. Şunun bir tercümesini yapar mısınız bize? E, tercümesine fazla zorlanmayın. Çünkü bu metinlere, konuşma metinlerine baktığınız zaman müthiş çelişkiler. Evet birbirinin tam zıttı yapılanla istenenin birbirinin tam zıttı olduğu bilimsel baktığınız zaman yani biz mesela hedefimiz Doğu deyip e, Almanya'da işlerimiz iyi olacak demek gibi bir şey ya hedefin doğuysa Almanya ne iş diyebilirsin mesela Hı. bunun gibi yani birbirinin tam zıttı şeyler mesela e, yastık altı diyorsanız bir ekonomide, bir topluluk, piyasa denilen bir kavram var. Yastık altı birikim olduysa ki son dönemde arttı, sebebi kim? Niye sisteme katmıyor vatandaş Niye katmıyor? bu birikim, birikimini? Şimdi iki yıllık süreç alın, İki yıllık süreçte faizi indirdiniz. Yüzde on beş, yüzde on beş. Yüz bin liranız var veya bir milyon liranız var. Bir milyon liranız birinci yıl yüzde on beşten bir milyon, yüz elli bin. İkinci yıl bir yüzde on beş daha, bir milyon üç yüz yirmi bin filan Bir milyon üç yüz bin, iki yılda. Peki, varlık fiyatları ne oldu? Dört kat çıktı. Şimdi bu insan, e, bu varlığını niye yastık altına almasın? Bankalara bir sürü şey, yedi, vatandaşa bankalar telefon açıyor, dövizini bozdur, şunu bozdur, yoksa şöyle, yoksa ya. böyle. Bunları kim yaptı? Kim yaptı? Şöyle bir şey söyleyeyim Gözde Hanım. Bir şey yapıyorsunuz, sonucunu ben yap üstlenmiyorsunuz. Diyorsunuz ki dış güçler, başkaları veya afaki bir şey. Ya kardeşim bunu sen yaptın, siz yaptınız bunu. Mesela negatif faiz ne demektir negatif faiz? Gidin paranızı tasarruf etmeyin demektir. Ya. Paranızı tasarruf ediyorsanız ben sizin paranızı alacağım demektir. Tüketin demektir negatif faiz. Tüketin. Zaten nitekim öyle oldu. 2022 yılında Türkiye'nin büyümesi 5.6 mı neydi? Tüketim büyümesi o real rakam söylüyorum 19.7. Üretimi 3. küsür. 2.3 3 civarlarında. Yani çılgınca tüketmişiz. Kim buna yol açtı? Recep Tayyip Erdoğan yönetimindeki ekonomi yönetimi ve sahip olmadığımız on. bir parayla tüketiyoruz bu Kredi. arada. Kredi. Tabii. Bankaların 21.8 büyüdü evet. bankalar finans sektörü. Buna kim kim sebep oldu? Yani fa re negatif faize çekip çılgınca ülkeyi tüketime sevk edip cari fazla diye söyleyip söyleyip cari açığı 10 katına kim çıkardı? Bu hükümetin kararları çıkardı. Ne diyor? Dış güçler yaptı veya işte dış saldırılar. Ya öncelikle şunu şey yapalım. Yaptığının sorumluluğunu üstlenen, sorumluluk üstlenen bir iktidar lazım Türkiye'de. Ama sorumluluk vatandaşın sırtına yükleniyor so, sorumluluk. işte vergi artışıyla, zamlarla. Şimdi birincisi tasa diyor ki e, yastık altını çıkar. Kim sebep oldu o ki? Kendileri. İki, verimlilik. Verimlilik. Türkiye'de verimlilik mi var? Verim ekonomisi. Verim ekonomisi mi var? Ya bu bunu bütün aklı başında iktisatçılar, mühendisler herkes söylüyor. Türkiye bir hamal ülkesi oldu. Kim yaptı bunu? Kendileri. Taban sınıfı oluşturdular. Orta sınıfı bastılar, bastılar. 2010 yılından beri bunu söylerim. Orta sınıfı ezdiler, bilimi ezdiler, okuyanı ezdiler. Alimi, ilmi bitirdiler. İtaate dayalı, inanca dayalı, inanç ve itaate... Çünkü itaat tek başına olmaz. inanç üzerinden de olması lazım. İnanç ve itaate dayalı bir kitle oluşturdular. Taban sınıf oluşturdular. Onun üzerinden seçim kazanıyorlar ama ülke kaybediyor. Onun getirdiği ekonomi şey nedir? Verimsizlik. Çünkü ülkenin teknolojisi, Daron Acamoğlu üzerinden söylüyorum, 2006'da bitti. Bilimsel yayınlarda olun... İhracat şey, teknolojilerinde olsun, katma değerde olsun, 2006'da Türkiye'nin teknolojik bilim teknoloji verimlilik bitti. Şimdi nedenlerine bakılmadan sonuçların yarattığı bazı sorumlular belirleniyor son yıllarda ki en e, dile getirilen de fırsatçılar. Şimdi bu konuşmada da var fırsatçılar. Diyor ki yani biz memurumuza, çalışanımıza, emeklimize bu zamları yaparken bazı fırsatçı açgözlüler de adeta vatandaşın cebine elini uzatıyor. Ticaret Bakanlığı denetimleri sıklaştırdı diyor. En büyük diyor. fırsatçı... Şimdi, vergi artışı yapıldı. Maliyetler en büyük arttı. Evet. En Nasıl en büyük olacak? fırsatçı Akaryakıtı 19 liradan 35 liraya kim çıkardı? Hani yine mi fırsatçılar burada sorumlu? Şimdi gayrimenkulü düşünün. Ya Allah zası için. Cenab-ı Allah şuraya bir şey koymuş. Şu, şuranın içerisine bir şey koymuş Cenab-ı Allah. Ve demiş ki oku. Ve akıl aklınla demiş hareket et. Aklınla hareket et. Şimdi gayrimenkul. Üç yıl önce 700 bin lira ortalama bir gayrimenkul. Şimdi 7 milyon lira. Şimdi bir yatırım yapıyorsunuz. 700 bin liranın kira geliri nedir? Faizle ölçülür. Reel faizle. Reel faizi artırırsanız o düşer. Şey artar, süresi artar. 18'lerde, 2019'larda, 2015'lerde bir gayrimenkulün amorti süresi 35 yıllara kadar çıkmıştı. Şimdi 20 yıl, 20-25 yıl. Niye? Negatif faiz. Bir de fiyat çıktı. Şimdi 700 bin liranın 25 yılıyla 7 milyon liranın 25 yılı. Ne oldu kira? Bu akıldır ya bu şeydir. Ha diyeceksiniz ki biz akılla değil söyleyle hareket ediyoruz o zaman afiyet olsun. Evet, şimdi bu bahsettiği fırsatçılar çarşı pazar. E, verdiği çarşı pazar kiracılar ev sahipleri. Ev sahipleri.